şunu tak. Lanet olsun ya. Yine ne oldu? Nefret ediyorum ya okuldan. Ha. Demek ki okul iyi bir şey. Nedenmiş? Çünkü sen sadece iyi şeylerden nefret edersin de o yüzden. Abi anlamıyorsun ya. Ödevler, okul, üniforma bunlar bana göre değil. Bu arada ödevini aldın değil mi? Hangi ödev? Hangi ödev diyor ya? Ya senin elini bile sürmeyip benim yaptım. Senin için uykusuz kaldığım ödev. Evde mi unuttun yoksa? Ya şu kadarcık sorumluluk al, şu kadarcık. Kız senin için o kadar uğraşmış. Yemişim ödevini ya, boş versene. Öyle mi? Hadi bakalım eve. Yok artık. Şu an benden eve geri dönmemi mi bekliyorsun? Çocukların okula geç kalmasını istemezsin değil mi? O yüzden sen bir koş eve hadi bakalım. Gel gel. Kapıyı açar mısın? Şimdi kapıyı tekrar kapat. Adam gibi. Okulda görüşürüz. Çağla. Ayağım burkuldu. Çok acıyor. Dokunma ne olur. Kırıldı galiba. Kırılmamış bayağı. Kopmuş bu bilekten aşağısı yok. Ben bulurum şimdi onu. Çok canım acıyor. Beni eve götürebilir misin? Tamam gel. Üstüne basamıyorum. Çok acıyor. Evet. Sarıl bana. Şişmeden muz koymamız lazım buraya. Tamam şey, banyoda bandaj var. Krem de olacaktı dolapta. Tamam, çok acıyor mu? Evet. Tut biraz, yoksa şişer. Bunu şöyle tut. İyileştim bakıyorum. Bana müsaade o zaman. Nereye gidiyorsun? Yardım bekleyen bir sürü kız var. Ne oluyor burada? Levent, sen nereden çıktın? Zıvana'dan çıktım Çağla, az önce. Bu ne hal? Ne varmış halimizde kardeşim? Kız arkadaşın ayak bileğini vurdu, biz de insanlık yapıp evine kadar getirdik. Hasta mısın, nesin? Çık git bu evden. Bir dakika, bir dakika. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun?
Kimsenin evine meraklı değiliz ya. Bana bak. Sen hala tehlikeli sularda yüzüyorsun. Huyum kurusun. Sığ sular bana göre değil. Kıvanç. İçimden bir ses yakında başına kötü bir şey gelecek diyor. Ayık ol. O içindeki ses yakında elimden bir kaza çıkacağını da söylüyor mu sana? Bu heriften gerçekten nefret ediyorum. Özellikle senin yanında olduğu zamanlar iki kat nefret ediyorum. Sadece yardım etti. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Ha? Bana bak Çağla, eğer aranızda bir şey varsa gerçekten kötü olur. Saçmalama Levent. Kıvancı sen kışkırtıyorsun. Bu kıskançlıklarından da vazgeç artık. Şunu verir misin? Al kendin. Verir misin? Uzanamıyorum. Kıvanç, senin ödevin nerede? Benimki evde hocam. Hayırdır, neden? Vallahi çok yalvardım, yakardım. Sen git ben geleceğim dedi, hala ses seda yok. Bana bak Kıvanç, aklını başına topla. Yeni geldin diye sana müsamaha gösteriyorum ama artık sabrım taşıyor. Biraz ciddiyet bekliyorum senden. Hem zorlanırsan kız kardeşinden yardım alabilirsin. Hocam kusura bakmayın. Sabah Çağla ayağını burktu. Ondan geç kaldık. Tamam geçin. Bak hocayla bu şekilde konuşamaz. Hoca da benimle öyle konuşamaz. Ya Allah aşkına sen kendini ne zannediyorsun? Hala aynı tas aynı hamam mısın? Bak ben halimden memnunum, tamam mı? Neyse muyum. En azından kendim başkaları gibi kimseleri sevdirmeye çalışmıyorum. Ha, ben insanlara kendimi sevdirmeye mi çalışıyorum? Ha, söyle söyle, açık konuşabilirsin. Ha, ben senin için demedim. Zaten seninki boş bir çaba olurdu. Ha, ben ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Aklınca beni kırmak istiyorsun. Sen busun işte. Tek savunman hücum etmek. Ha söylesene, kalbimi kırınca eline ne geçecek ki? Sen ne anlarsın ki kalp kırılmasın? Nereye gidiyor? Umarım cehennemin dibine. Aa, niye öyle diyorsun? Acayip iyi bir abim var. Hem biliyor musun, bu sabah az kalsın ayak bileğimi kırıyordu. Sağ olsun eve kadar beni kucağında taşıdı. Kucağında mı taşıdı? Yürüyemiyordum o yüzden. Şeylerde unuttum dedi, sizin ev demek. Nasıl? Yok bir şey. Başka ne yaptınız? Ya sağ olsun buz falan tuttu. Krem sürdü. Yani çok ilgilendi. Çağla, okul partisine geliyorsunuz değil mi? Herhalde kızım. Sen de geliyorsun değil mi? Yok ya, parti martı bana göre değil. Hem haberim bile yok. Kıyafet bakmaya gidelim mi? Yani partideki en havalı kız ben olmalıyım doğal olarak. Ya gelmeyeceğim dedim ya işte. Ya gel işte. Hem abin hakkında konuşuruz biraz. İyi tamam. Tamam. Kardeşim nasıl döner çekler ya? Bugün ödeyeceğim demedi mi? Bakar mısın? Bir saniye. Cüzdan düşürdün. Bir şey değil. D
Delikanlı. Bakar mısın? Ne oldu? Param mı eksik? Kusura bakma ya. Ayıp ettik. İçinde kartlar falan vardı. Çok önemli benim için o yüzden. Al şunu, harçlık yaparsın. İstemez, sağ ol. Al al. Senin gibi dürüst gençleri ödüllendirmek lazım değil mi? Nesliniz gitgide tükeniyor. Çok sağ ol. Alo, Hasip. Hani nerede ödev? Hangi ödev? Nasıl hangi ödev ya? Ha. Bunu ben şeylerde unuttum ya. Nelerde unutmuşsun? Ya tamam, evden çıkıyordum, baktım Sevgi ablayla Mehmet abi geliyor. Sen saçına ne yaptın ya? Güzel olmuş ha, boyattın mı? Ya bari uykusuz kaldığıma değseydi. Pardon. Bunun başka bedeni var mı acaba? Maalesef. Ya. Aylin. Ben başka bir şey deneyeceğim. Belki sen olur. Denemek ister misin? Olur. Abi kardeş, bayağı iyi anlaşıyorsunuz galiba ha? Yani. İkimiz de hayattayız hala. Hiç ayrılmaz mısın kızın dibinden? Etrafta çok sülük var biliyor musun? Ne olur ne olmaz. Muhteşem. Evet. Ben nasıl olmuşum? Levent. Nasıl olmuşum diyorum. Güzel güzel. Muhteşem. Şahane görünüyorsun gerçekten. Gerçekten beğendin mi? Evet. Harika görünüyorsun. Ah! Ne oldu, iyi misin? Elektrik çarptı sanki. Alalım be güzelim, çok pahalı. Ben bunu alıyorum. Sen bir şey alıyor musun? Yok, ben bir şey beğenmedim. İyi tamam, ben aşağıdayım o zaman. Ne kadar? 320. Bu da sizinki. Bir yanlışlık oldu herhalde çünkü ben bir şey almıyorum. Bilmiyorum, beyefendi ödedi. Sizin olduğunu söyledi. Canım kardeşime küçük bir hediye sadece. Çok teşekkür ederim ama kabul edemem. Beğendiğini biliyorum, al işte. İyi de nereden buldun bunun parasını? Üzümüne bağını sorma. Abin seni bayağı seviyor anlaşılan ha. Babanın parasına sağlık Genco.
Hadi görüşürüz. Partiyi unutmayın, çok eğleneceğiz. Tilki, ya hala parayı nereden bulduğunu söylemedin. Yoksa Sevgi abla mı verdi? Yok be kızım. Bak yanlış bir şey yapmadın değil mi? Bak bir iyilik yaptık, burnumuzdan getirme, tamam mı? İstemiyorsan git geri ver. Kızdı galiba. Evet, saçmaladım sanırım. Hadi gel. Her gittiğimiz yere bunlar böyle kuyruk gibi peşimizden gelmek zorundalar mı? Aylin'e nasıl baktığını gördüm. Durumdan hiç de şikayetçi değildin. Hey Allah aşkına Çağla, saçmalama ya. Beni kandıramaz. Bu son zamanlarda böyle bir değiştiğinin farkındasın değil mi sen de? Bugün keyfim yerinde ve sen kaçıramayacaksın. Gerçekten nasıl oldu? Diyorum ya, muhteşem görünüyorsun. Çok mu merak ediyorsun? Neyi? Tilki abinin senin kıyafetin içinde beni beğenmediğini. O nereden çıktı? Orada aklına geçen tek şey buydu. Şşt! Zeynep, ne söylüyorsun sen? Orada tek bu vardı aklında. Ya bak, kızıyorum ama. Tamam, tamam. Tamam, ne düşündü? Bayıldı, hem de bayağı. Tamam, bu bizim küçük sırrımız, tamam mı? Tamam. Bir şey soracağım. Sor. Aşık olmak nasıl bir şey? Bilmem. Yani ne alakası var, nereden çıkardın? Hiç, aklıma geldi işte öyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.